Sevgili dostlar, Sebebi Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu ile beraberiz tekrar. Hoş geldin. Hoş bulduk Murat Bey. Her gün yeni bir olay oluyor. Evet. Biz de Zafer Hoca'yı çağırıyoruz. Estağfurullah. Olay olmasa çağırmıyoruz. Görüşmüyoruz. Kahveye gelirsin ama. Geliriz tabii ya. Bir daha ile önümüzdeki aylarda. Keşke hiçbir şey olmasa da kapatsak kanalı. Değil hiçbir ya, şey yapmasak. Kendi hayatına baksa herkes. Şimdi yine bir sabah bir uyandık. Tabii biz bunu bir gün sonra çekiyoruz ama Disney... Evet. Atatürk filmini kaldırmış. Bir Atatürk filmi çekilmiş. 6 bölüm diye öyle hatırlıyorum. Doğru. Ama Aras Bulut İnemli oynadı. Bir kısa böyle bir tanıtım gibi bir şey denk geldi gördüm. Tabii arkasından bir sürü şey konuşuldu. Ermeni lobisi bunu iddia vardı önce engelledi. Sonra ama basına sızan kendi daha doğrusu verilen bilgiler vardı. Kabul edildi. Bunu neye bağlıyorsun? Bir, tabi onlar yıllardır bıkmadıkları bir soykırım yalanına inanarak da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Arka planında ne görüyorsun sen? Bir de sonra şey konuşalım, şu sanatçılara da tepki geldi. Evet. Orada çalışan, film yapan bazı sanatçıların eleştirmeleri yüzünden onlara da tepki geldi. Onları da bir açmış oluruz. Tamam. Evet. Şimdi evet, Disney Plus dediğimiz bir tane dijital platform, klasik olaraktan biyografilerle alakalı içerikler üretirken sıra Atatürk'e geldiğine karar verdiler ve Türkiye'nin 100. yılını kutlayacağı bir döneme uygun olarak da ya da yakışacağını düşündüklerinden dolayı da Atatürk'le alakalı bir biyografik eser ortaya çıkaralım dediler. Evet, güzel bir yaklaşım. Biz de buna itiraz etmiyoruz. Hatta sevdik, takdir ettik, anlamlı gördük. Ama çekimler tamamlandı. Her şey bitti. Tam yayına girecekleri dönemde bir baktık ki tüh bakın siz Ermeni lobisi uluslararası ölçekte Disney Plus'a baskı yapmış. Disney Plus'a bu baskıyı kaldıramamış ve dizi yayından çekmeyi tercih etmiş. Yani Atatürk dizisini yayından çekmiş vesaire diye bize bir bilgi aktardılar. Yani bize derken Disney Plus bu bilgiyi kamuoyuna sundu. Biz de dedik ki ya kusura bakmayın ya da komik olmayın dedik. Çünkü Ermeni lobisi dediğim lobi gidip de uluslararası anlamda bir dijital platforma baskı yapacak, ondan sonra da bu projeden çekilecek diye bir durum zaten söz konusu bile değildir. Buradaki baskıyı evet kendi inisiyatifleri olaraktan tavsiye niteliğinde çekmeseniz olur mu veya yayınlamasanız olmaz mı diye yapmış olabilir ama kuracağı baskı yoktur. Örnek veriyorum. Disney Plus dediğimiz yapılanma neye bakar? Ben bunu yayına soktuktan sonra dünya üzerinde elde edeceğim gelire bakarım. Bir de lobinin bana vereceği bunu caydırma bedeline bakarım. Ama Disney'in ilk etapta gelirle ilgili böyle bir motivasyonu yok. Çünkü çok ciddi zarar ediyor şu an. Tamam, yok şu an şöyle ama yani Türkiye nazarında zarar ettiğini görmüyoruz. Genel anlamda izleyicilerden revaçta olmadığı için projelerden kaynaklı tabii bu. Yani iyi projeler üretemediği için insanlar ona gidemiyor şu anda. Ama ben iyi gidemediğim bir dönemde zarara da uğruyorsam zararımı telafi etmek için neye bakarım? Evet, benim belki de elde edebileceğim gelir bu kadar tahmin ettiği, öngördüğüm, örnek veriyoruz yani 1 milyon dolar diyelim. Ama senin bana bunu yayından kaldırmam için verebileceğin miktar ne kadar diye sorarım. Hiç. Var mı böyle bütçen senin? Senin böyle bütçen yok lobi olarak. Ne anlatıyorsun derim ben sana. Yani bu kamusal bilgi tamamen aslında yalan bir bilgi. Burada Amerika bir ama bakıma. Kendi beyanları çıktı. Tam işte o resmiyette kamusal alanda böyle bir beyanda bulunacak. Biz diyoruz ki. Lobi kendi beyanında bulundu. Evet evet. Küresel anlamda değil ama. Ermeni lobisi bunu kendi reklamını yapmak üzere kullanıyor zaten. Biz de Ermeni lobisine itiraz ediyoruz. Diyoruz ki sadece bunu söylenme değil. O zaman tam anlamıyla ortaya koy. Disney Plus'ın sana yaklaşımı ne oldu? Git geldeki konuşma trafiğiniz nasıl oldu? Bize bunları dök. Tabii canım. Bunları dök. Bize diyelim ki bir dakika adamlar senin bu yazışmalarından öyle sonra... Öyle sözlü beyanı yeterli değil mi? Yazılı beyanı. Bizce yeterli değil. Çünkü arka planı bilmiyoruz şu anda. Ne verdin? O ne istedi? Disney de bir şey istemiştir sonuçta. Hayır şu var. Eğer bu yazılı bir beyandan sonra bu yeterli değil diyorsan aslında o inanmayanı bağlar. Çünkü yazılı bir şey vermiştir ve muhatap da Disney'dir. Hı-hı. Yani eğer yalansa Disney dava açar. Tamam. Ha yok, yalanından değil. Bunlar kendileri arka planda anlaşmıştır. Ben de kamuoyuna böyle bir bilgi vereceğim. Hı-hı. Sen de bunu yalanlama demiştir. İşi çözmüşlerdir. Biz arka planı o anlamda bilmediğimiz için bize şeffaf bir şekilde yaklaşım gösterin. Hiçbir şeyin arka planını bilmiyoruz. Şeffaf bir şekilde diyoruz ki yaklaşım bize gösterin. Biz de ona göre karar verelim. Haklı ya da haksız var diyelim. Şimdi buradaki durumda aslında Amerika bir bakıma da olsa devreye giriyor. Niye?
Malum olduğu üzere bizim ülke ekonomimizle alakalı biraz sorunlar var ve Batı'dan da ciddi anlamda sermaye ile alakalı girişler talep ediyoruz. Şimdi bu böyle bir dönem içerisindeyken biz Türkiye olaraktan tabii ki Batı da bizim üzerimize baskı kurmak istiyor. Bu baskı da ne üzerinden yaptı şu anda? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olan Atatürk üzerinden yapıyor. Hem de ne zaman yapıyor? Yayına ne zaman girecek bu? Ağustos'ta girecek, yani Ağustos'un ilk haftası girecek yayına. Dizinin içerisinde bu bir aylık dönem çok önemliydi. Çünkü Ağustos ayı çok önemli. Niye? 30 Ağustos'ta ne var? Zafer Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla 100. yılını kutlayabileceği dönem var. Çünkü arkasından 29 Ekim gelecek. Tabii bu yaklaşık 3 aylık dönem içerisinde biz bu dizideki ara ara kesitler alabileceğimiz, kırpabileceğimiz sahnelerle kendi Türkiye sınırlarımız içerisinde uluslararası kamuoyuna dönük, yani derler ya, kesitler paylaşacaktık. İşte bunlar paylaşılacaktı. Bunlar şişirilecekti çünkü. Bir bakıma da olsa elimiz bu anlamda hazır bir videolu görsellerle benimsenmeyecekti. Yani uluslararası PR olacaktı. Platformlarda da bak kurucumuz, önderimiz, 100. yılımız nasıl paylaşılıyor? Tabii. Nasıl önemli bir tabii. şey gibi paylaşılır. Olacaktı. O ciddi diyorsun. İzlenmeler olacaktı vesaire. Şimdi bunu kim engellemek istiyor? İşte Amerika engellemek istiyor. Baskı kuraraktan bizi. Evet. Tam milli ve manevi duygularımızın had safhaya çıkacağı şu Ağustos, Eylül, Ekim ayları içerisinde bizi bu anlamda bir bakıma da olsa uluslararası mecradan uzak tutmaya çalıştık. Ama şimdi zaten Disney'e baktığın zaman Amazon tabanlı bir şey. Arkasında Jeff Bezos'un olduğu bir platform değil mi bu zaten? Yok, direkt Disney Amazon, onunla değildi. Amazon Prime. Amazon ayrı, evet. Disney. Hayır, baktığında yine arka planda onun da Netflix'in de tabii yani bağlantıları var. Benziyor ama Amerika. Tabii. Menşeli. Tabii. Dolayısıyla bunun çekim aşamasında da bunun zaten yarın bir gün sıkıntı olabileceğini idrak etmediler de mi çektirdiler? Yok, şöyle, baştan izin vermezlerdi. O zaman aynı etkiyi almazdı. Şu anki gösterilen tepki ve etkiyi almazdı. Hı-hı. Şimdi ne oldu? Baştan izin vermediği zaman adamlar istemedi, yapmıyorlar olurdu. Ama şimdi bak biz neye konuşuyoruz? Yapıldı, bitti her şey. Tam yayına girecek. Yayına girecek. İnsanlar hazır. Sen bunun duyurusu tamam, da çıktın. Etki çok da hiç bu proje konuşulmazdı. Yapılmazdı. Onu evet. demek istiyorum. Olmasaydı zaten biz ne diyecek? Ya zaten düne kadar yapmayı engelliyorlardı. Bugün de engeller dedik. Ama şimdi daha kötü oldu. Hani bizde klasik bir söz vardır. İnceldiği yerden kopsun evet. deriz. İnceldiği yerden kopma olayı proje başlamadığı zaman da olur. Ama sen projeye başlamışsın. Proje yükselişe geçmiş. Zirveye çıkacak ve kimi kullanıyor başrolde? Türkiye'de en çok sevilen bir karakter. Kariyeri ciddi anlamda ivme kazanmış. Bu oyuncudan bahsediyoruz. Millet de ona güveniyor. İyi oyunculuk sergilediği için performansı iyi, şimdi yalan değil. Bizim Türk oyuncunun. Türk sinemasının da oyuncularının da uluslararası mecrada tanırlılığı, bilinirliği de burada ortaya çıkacaktı. Bunları da görüyoruz. Ama burada bir eleştirilmiş şu olsun o zaman. Kendi paylaşımı oldu mu? Lafını unutma. Kimi? Aras Bulut. Önemli. Yok, konuyla alakalı olmadı. Konuyla alakalı olmamasını şuna yoruyoruz biz. Evet, platformla oturup yaptığı sözleşmeden dolayı belki bu anlamda bir eleştirel tutum sergileyememesini sağlamış tamam, olabilir. Onun var. Peki evet. Eleştiri yapmadı diye eleştirilen işte evet. Şahan Gökbakar'dı, Tarkan reklam bravo. Yüzüydü. Hatta Şahan en son Recep İvedik'i satmıştı. Evet. Dolayısıyla onlardan İnsanlar beklediler. Tabii ki, bir şey, doğal olarak. Bir paylaşım, en azından bir tepki göster diye beklediler. O bakımdan nasıl görüyorsun? Bizce evet, çok zayıf kaldı. Bu zayıflık da o zaman ne şekilde yorumlanıyor diğer kesim tarafından? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz artık iki kutupluyuz ya. İki kutuplu olduğumuz için biri birine bir şey dediği zaman öbür tarafın reaksiyonuna bakıyor. Şimdi mesela en çok Atatürk sevgisi ortaya koyan, kendi sosyal medyada paylaşanlar. Tabii. Kimlerdi? İşte bu platformların yüzleri olan kişilerdi. Bir bakıyorsun böyle bir sorun var şu an. Senin kurucu liderinle alakalı adam bir anda tak diye karar alıyor. Ve karar alan da direkt Disney'in kendisi gözüküyor. Hani bilmem ne ülkesi karar kaldırdı. İşte örnek veriyorum, oyuncular parasını alamadı diye. Ya da Disney oyuncuların yapmış olduğu ekstra talepleri karşılayamak istemediği için projeyi kaldırdığı bir durum yok ortada sonuçta. O yüzden de ne diyoruz biz? O zaman sanatçıların da buna tepki göstermesi lazım. Kimlerin? İşte az önce ismini vermiş olduğunuz kişilerin. Çünkü toplum bunu bekliyor. Eleştirsinler diye platformu. Çünkü uygunsuz bir tavır oldu. Sözleşmeleri var dedin ya, olabilir dedin. Evet. Oyuncu ile ilgili başroldeki. Bunların da var. Bunların da var. Olabilir çünkü platform evet. çalışıyor. Şimdi bunların da olduğu için ses getirememiş olabilir. Yani itiraz edememiş olabilir. Ben, biz de diyoruz ki tamam,
Evet, pek çok sanatçımız bu platformlarla sözleşme imzaladı. Doğru. Birkaçının projeleri hayata da geçti. Birkaçını bizler de izledik. Hatta bir tanesiyle alakalı yine programımızda yer edinmiştik. Bir diziyle alakalı. Arayış. Arayıştı, konuştuk. Mehmet Günsür'ün. Evet. Şimdi tamam, diyelim ki bazı daha kariyerinin ortalarında olan kişiler bu itirazları, bu çıkışları yapamıyor olabilir. Gelecek kaygısından dolayı. Bunu anlayışla karşılayabiliriz bir nebze. Ama örnek verelim. Ciddi anlamda kariyerleri artık zirve yapmış, yerini sağlamlaştırmış, maddi anlamda birikimini tam anlamıyla oturtmuş, gelecek kaygısını ortadan kaldırmış olan sanatçılarımız var mı? Var. Bu platform içerisinde var. Şimdi örnek isimleri söylemeyeyim. Herkes anladı kimler olduğunu. Şimdi bunların o sözleşmeden doğabilecek olan cayma haklarıyla alakalı tazminat bedeli illaki vardır maddelerde. Örnek veriyorum, şu kadar miktar diyerekten, kardeşim mevzu bahis burada para değildir, benim milli değerlerimdir, vatanımdır deyip bunu da göstermesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Çünkü milliyetçilik, vatan sevdası öyle lafla olmaz. İşte olmuyor zaten. Evet, şimdi olmadığını görüyorsun. Olmuyor demek ki, lafla parayla oluyormuş o. Evet, o yüzden tepki göstermiyorlarsa o zaman kusura bakmasınlar, o sanatçılar da öyle çeşitli milli bayramlar gelince Atatürk görselleri vesaire paylaşmakla olmuyor bir şey. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Yalnız her geçen gün o kadar ne derler, hani eski o çamaşırlar denir ya, pis çamaşırlar meydana. Şimdi birçok sanatçının yarın bir gün işte bunlar hepsi böyle birikiyor değil mi? Bunlar yani arşivlere de giriyor. Bir şey paylaştığında, işte bir Atatürk resmi koyduğunda hemen bu Disney'i ortaya getirecekler. Evet. Bak, o zaman niye paylaşmadın? Evet. Diyecekler. Biz de o yüzden şimdi bizi bazı konularda, takipçilerimiz olsun, bizi takip etmeyen ama sağdan soldan duyaraktan anlık bakan insanlar da bazı konularda eleştiriyor. Ben eleştiriyor. Bizim için konuşuyorum. Ya biz, küfür etmeyin. Eleştirmek evet, gayet normaldir ama şu da var. Ya bir, tanımıyor. Senin iç dünyanı, düşünceni, ideolojini bilmiyor ki beni. Ben 11-12 yıldır yayın yapıyorum. Beni zaten hani takip ediyorsa bilmemesi mümkün değil. Yani yaptığım kanallar, programları yaptığım kanallar belli. Evet. Buradaki içerikler belli. Ama yine de ona rağmen sen şusun, busun, ona şikayet edeyim, evet, buna şikayet edeyim. Seni alıp bir yerlere etiketliyorlar. Yani biz de diyoruz ki yani konu hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi değilseniz ya özelden sorun, orada iletişimi sağlayalım. Ya da farklı bir amaç gidiyorsanız zaten niyetiniz de belli oluyor. Bu da hemen ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki objektif olmaya çalışıyoruz zaten. Objektif olduğumuz için hem ona hem de buna istediğimiz gibi rahat bir eleştiri biz de yapabiliyoruz diyoruz. Bakın önümüzde işte Disney konusu, sanatçılar konusu. Düne kadar herkes vatan, millet, işte Atatürk vesaire sevdalısı. Hani neredesiniz şimdi? Yoksunuz. Ondan sonra diğer kesim de, ülkedeki diğer muhafazakar görünümlü kişiler de sizleri eleştirince diyorsunuz ki onlara yüklendi. Hayır abi, bu zemini siz oluşturuyorsunuz. Oluşturmayın. Tutum sergileyin. Bize diyelim ki bak adamlar demek ki olayı maddiyattan çıkardılar. Vatan millet sevgisi, benim milli değerlerimle söz konusu olan bir durum olunca abi adamlar her şeyi elinin tersiyle itiyor ve milli değerine sahip çıkıyor dedirtin. Ama ne yapıyor? Biz savunmak zorunda kalıyoruz şimdi. Bir de böyle bir ters bakış açısı vardı. Bu sabah izledim Fatih Altaylı'nın kanalında. O da tabii Disney'i soruyorlar. Denk geldiğimde izliyorum, yorumlarına bakıyorum. Şey dedi, bir bakıma da mealen yine söylüyorum, bir bakıma da teşekkür ediyorum Disney'e dedi. Çünkü bir yapı var, hani bu muhafazakar kesim tarafından, Atatürk'ü sevmeyen diye görülen bir kesim tarafından da bir gece dedi, sabaha kadar dedi, işte atıyorum Atatürk sevgisi çıkarttınız dedi. Helal olsun dedi. Sabaha kadar dedi, yapmış. Bak hepsi Atatürk sevdi, sevgisi evet, oldu dedi. Sanki herkes Atatürk'ü diye sevdi yani. Yok, o biraz kinayi yapmış. Yani mealen söylüyorum. Yani tabii, cümle tabii, tam şeyimde değil ama evet, izlerseniz görürsünüz. Ya biz de kinayi yapmış. Biz şunu da çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Eğer ki bu yapı izlenebilir platformda sunulsaydı, yani o Disney'de sunulsaydı, bundan da memnun olmayacak olan kitle zaten şu anda savunma yapıyor gibi görünümde olan muhafazakar dünya olacaktı. Hı hı. Çünkü bir anda istemedikleri, sevmedikleri kişinin uluslararası anlamda bir beğenisi oluşmaya başlayacaktı. Bir bakıma bunu engellemiş oldu. Ya bile bir şey söyleyeyim. Sevme diye bir şey yok ya. Öyle sevmeme gibi. Yani çok minimumda. Yok, uç noktalarda olan şahıslar var ya. Çok uç. Bu tarafta ondan da var. Ondan dolayı. Var var. Da üç tarafta da var. Yani Sayın Erdoğan'a peygamber diyen de var. Var evet. Bu taraftan Atatürk'e diyen var. Atatürk'e aynen. Çok aşırı var, var, uçlar. Ya zaten bunlar normal, onlar çok tehlikeli. Onlar kutuplaştırdı. Evet. İnanılmaz tehlikeli. Ama orta taraftaki kendi işinde, gücünde, ekonomisini düşünen, yani ailesini, çoluğunu, çocuğunu, eğitimini, ya bu adamların çok uç noktalara gitmesinin sebebi yine bunlar. Bravo. O kadar bravo, bir çatışma ortamı oldu evet, ki. Ya ben
akşam eve gidip kanal kanal işte ne var bir tur atıyorum. Herkesi attı gibi. Haber kanallarına geçiyorum. Zaten herhalde 8-9 tane haber kanalı var. Baştan sona siyaset. Evet. Ya bu dünyanın derdi hani burada ideoloji konuşmuyoruz. Yani herhangi bir partiyi de konuşmuyoruz. Zaten hiçbir zaman bir şucu bucu durumuyla ilgili bir program da yapmadık ama ya İmamoğlu oraya mı geldi, bu buraya mı geldi, Kılıçdaroğlu Erdoğan şunu mu dedi. Abi dünya bu değil ki. Bak Covid'de de öyleydi. Evet. Seçimden önce de öyleydi. Seçim bitti hala öyle. Ya 9 ay sonraki seçimi şimdiden bütün kanallarda konuşuyorsun. Abi yani şaka gibi ya. Ama işte o zihinsel algıyı devam ettirecekler ki o süreç yani o seçim satım haline girilince herkesin pozisyonu netleşmiş olsun. Ya öyle ama yani şimdi bu tabii ki de ülke bir yani, zarar veriyor. Şeyi de söylemek istemiyorum. Yani bu sonuçta yönetimsel bir şey. Kanalın bir siyaset şeyi var ya da bir ideolojisi ya da yayın politikası evet. var. Ona göre akşam başlıyor 8'den gece 1'e kadar 4 kişi 5 kişi ya seversin ya da sevmezsin. Ben eleştirmiyorum. Ama diyorum ki daha önemli bir şeyler var. Dünya nereye gidiyor? Bak hemen sene sonuna gelmeden Amerika'da bir seçim var. Rusya-Ukrayna arası nereye gidecek belli değil. Sen diyorsun ki 2024'te karmakarışık dünya savaşına götürülüyor. Gaz savaşları, petrol savaşları, işte o Nijer'deki darbe olayı, ya terör olayları, Orta Doğu'daki durum, kan, arkasından Covid arkasından şu mu gelir, bu mu gelir? Yok oraya uydu fırlatıldı, buraya şu fırlatıldı, küresel bilmem ne iklim yalanı dolanı doğrusu yalanı neyse. Tabii. Şimdi oralarda da hep giriyoruz böyle sansürlere. Dolayısıyla bunlar varken o bunu dedi. Kısır döngüde. Parti bilmem ne başkanı bunu dedi. İşte şaka gibi. Biz bu asıl konuları konuştuğumuz zaman da bize komplo teorisi yani diyorlar. Çünkü ne içmiş niye? Bunlar diyorlar. Evet ne içmiş bunlar yine ne içerek bu kafaya nasıl ulaştılar deniliyor. Biz de diyoruz ki kardeşim zaten bizim var olma amacımız ne olmuş oluyor? Asıl gündemin dışında olan ve sizlere gündemi göstermek konuları konuşmak bize kalıyor. Abi ne yapacağız? Zaten açıkladık. Televizyon ve projesini de açıkladık. Evet. Kısmet olursa buradan tekrar açıklayayım. Sevgili dostlar daha önce video da çektik. Yer yer programların arasında da yine açıklıyoruz. Ağustos ve Eylül ayı içerisinde Allah izin verirse eksikler var. Onları tamamlayacağız. Bazı dekorsal yine teknik anlamda işte robot kameralar, normal kamera haricinde gibi işte rejisiyle bir altyapı hazırlığındayız. Allah izin verirse Eylül bitene kadar bunu çözme niyetine girdik. Ekim'in büyük ihtimalle ilk ya da ikinci haftasıyla itibaren de şu an için elimdeki listede 16 kişi var. İnşallah bu artacaktır da çok iyi isimler. Yani küresel siyasetten tarihe, işte kehanetten sağlık, hukuk, metafizik, din, tasavvuf kim varsa bu konularla ilgili ekranda gördüğünüz isimlerin yani 11-12 yıldır yayın yapıyorum. Hepsiyle en az belki 10 bölüm, tabii. en az yaptığımda 10 bölüm yapmışımdır. Rica ettim. Dedim ki beraber bir şey yapacağız. Bir platformda televizyon akışı şeklinde pazartesiden pazara kadar akşam 7'de başlayacak gece 1'e kadar herkesin kendi yayını olacak. Yani 8'de kim var? Zafer Caloyoğlu'nun bir programı var. 8 ile 9 arası atıyorum. 1 saatse 1 saat, 2 saat, 6 yayını var. Yani muhtaç kalmayacaksınız arkadaşlar. O tarz programların hiçbir şey verilmeyen, Vermedim, nereye gidiyor konuşulmayan programlara muhtaç kalmayacaksınız. Açacaksınız zaten herkes telefonda artık. Televizyonda izlenmiyor. Ya 3 dakika bile izleseniz o 3 dakikanın içerisinde en azından ben size şöyle yani bir en az 10 kelime bir bilgi alabileceğiniz program tabii. bunlar. Dolayısıyla buradan açacaksınız bitti mi? Arkasından şu canlı yayın. Arkasından ve bu haftalık düzenli olacak. Yani pazartesi ya da salı 8'de senin yayının varsa öbür salı yine senin 8'de yayının var. Güncel dünyada neler oluyor? Evet, onları için konuşacağız. Olma. Canlı olacak. Tabletten istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Muhatabı burada. Konuğu burada. Dolayısıyla böyle bir yayın akışı başlatacağız. Sağ olsun dostlarımıza anlattığımızda da bu bir ilk olacak. Televizyon mantığı birçok kanalda var. Ama hani günlük işte bir canlı yayın açıyorlar, bitiriyorlar. Bu öyle değil. Bu devam edecek. Evet. Hiç durmayacak. Arada 10 dakikalık, 15 dakikalık molalardan sonra yine devam edecek. Bir platform hazırlık olacak. Zafer Hocam da kısmet olursa olacak. Çok iyi isimler var.
Evet. Ya işte bir şey yapılması lazım. Öyle olması lazım. Özellikle çünkü burada sadece ben yapıyorum. Evet, konuk alıyorum. Sen oluyorsun. Öbürü geliyor. Bir şeyler anlatılıyor. Daha fazla anlatılsın. Evet. Bazen şunu diyoruz. Tekrara mı düşüyoruz? Ya düşelim. Ulaşmayan insanlar. Yeni başlayanlar için ama tekrar düşmek iyidir. Ya yarın herkesin sınırlı şeyi. Evet. Yani ben olmadığımda bir şey devam etsin burada. Birileri bir şeyler yapsın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapıyı başlatacağız. Destekleriniz önemli. O yüzden abone olun mutlaka. Zafer Hoca'nın kanalına da abone olun. Şöyle bir eleştirimiz olsun. Şimdi bunların olma kanala ihtiyacı... Kanalama. Yok yok. Şimdi niye böyle bir ihtiyaçlar ortaya çıkıyor? Özellikle düşünün yani sol basın dediğimiz basın kuruluşları genelde kendi varlıklarını ne üzerine inşa etmişlerdir? İşte emperyalistlere karşı olmak üzere. Bir bakıyorsunuz ki yayın politikalarında hiçbiri emperyalistlere yönelik bir eleştiri içermiyor. Varsa yoksa işte az önce Murat Bey'de güzel bir şekilde eleştirisini yaptı. İç siyaset. Hep iç siyaset konuşuluyor. Yayın müsel verelim yani o kanallarda 24 saat devam ediyorsa hep iç siyaset konuşuluyor. Sen emperyalistlerle mücadele edeceğim diye kendi varoluşsal sürecini başlatmışsın ama bir kere bile olsa o eleştiriyi almamışsın. Sol basının hiçbirinde bizim konuşmuş olduğumuz programlardan bir saatlik program dilimi bile göremezsiniz arkadaşlar. Biz bunu çok son derece ağır eleştirilerle eleştiriyoruz. Çünkü ortaya çıktıkları kuruluş ilkelerine tamamen zıt bir politika izliyorlar. O yüzden de bizlerin bu anlamda yapmış olduğu programların önemi sizler için çok değerli. Biz de milletimize bir şeyler anlatalım evet diye. İşte Murat Bey sağ olsun öncülük yapıyor. Öncülük sayesinde inşallah. Yayını geçen böyle bir geriye dönüp bakıyorum. Yaklaşık 11 sene olmuş. O günden bugüne kadar hep aynı şeyleri anlatmışız. Evet, değil mi? Ve anlatılanlar da hep zamanı gelince de çıkmış. Çıkmış ayrı. Hani bir çizgi var. Ve şey her sene bir kılıfa da sokuyor ya sen şucusun sen tabii şöyle aa devlete şunu mu ya aa bu bilmem ne dinli işte birini getirir din öyle mi ya elhamdülillah Müslümanım bak ilk etapta elhamdülillah Müslümanım ve bildiğim gördüğüm kadarıyla da Türk'üm dededen babadan daha geriye ne kadar gidiyoruz orasını bilmiyorum ve benim milliyetçiliğimi bu vatan toprak bayrak sevdamı en dibimdekileri çok iyi bildiğini de biliyorum. Dolayısıyla arada tabii ki de birileriyle yayın yaptığımızda farklı düşüncede insanlar olabilir. İlla çok. Orada da yine ben bunu bir kibir olarak algılamayacağınızı da bildiğim için ben bir sunucu moderatör gibi de sormam. Ben müdahale ederim. Hı-hı. Hocam öyle dedin ama bak bu da var derim. Evet. Girerim. Olması gereken kavga etmem ama aynı fikirde tabii, değil. Sen birçok yerde aynı fikirde evet, değiliz. Evet. Dolayısıyla burada Allah izin verdiği sürece inşallah devam edecektir. Dediğim gibi destekleriniz önemli. Bu kitabı da alırsan. Bu kitabı da. Yok olur mu ya? Başımızı şuraya mı koyuyoruz? Tabii çok satanlar en çok satanlar bölümü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.